Ayasofya ibadete açıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok geç kalındı bana göre. Daha önceden açılması gerekiyordu. Şu an çok güzel oldu. Bizim için mutluyuz yani. Dünyaya bir buradan bir mesaj verdik. Bizi görsünler, bilsinler, bizi tanısınlar. Karşıyım ben ya. Türkiye'de zaten bir sürü cami var. Turistik alan olması lazım bence. Öyle olmasa daha iyi olur. İbadete açılmasın yani. Ben şahsi düşüncem. Ayasofya'nın ibadete açılması halkımız için daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Bunu yapan da en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir şey olarak düşünüyorum. Yıllardır en azından beklediğimiz bir şeydi. Müze yapılması bence saçma bir karardı. O yüzden sevindiğim bir haber oldu. Çok iyi oldu bence. Yani müze olması bence yani çok hoş bir şey değildi. Yani bir de mesela vatandaş gelmeye dolaşmaya geliyor Ayasofya'ya. Ücret alınıyordu. İbadethane olduğu için daha uygun yani. Yani daha şey oldu, güzel oldu. Çok geç kalmış bir karar bence ya. Çok geç kalmış yani. Bunu 20, 30, 50 sene önce alması gereken bir karardı bence yani. Çok geç kalındı ya. Tebrik ediyorum hükümeti yani. Ayasofya müze olarak mı kullanıyordu daha önce? Bence iyi olmuş. Tarihi bir yapı. Yani tarihi yaşatırken bir ibadet açılması daha iyi olmuş bence. Vallahi memnun oldum. Müslüman bir ülkede tarihimizin en eski Fatih Sultan Mehmet Paşa'mızdan bu zamana kadar gelip de 1930 yılından sonra müzeye çevrilmesine ve Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Müslüman olarak kabul etmiyordum. Ama şu an çok mutluyum. Sanki kendim ev almış gibi sevinçliyim. Çok güzel olmuş. Ülkemizde, Müslüman ülkesinde bir ibadete açılan şeyden ne duyalım? Onur, gurur duyarız. Çok güzel oldu. Emeğe geçenlerin ellerine sağlık. Ayasofya yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki olan bir bağlantılı toprak bütünlüğüdür yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne bağlanmış ve şu anda da bizim hakkımız olan bir şey zaten Ayasofya. O yüzden dolayı da kiminle konuştuğu hiç önemli değil. Yani yıllar öncesinde yapılması gerekendi. 1934 yılında Bakanlar Kurulu tarafından tamamen alınmış bir karardı. Yani şu andaki reisin yapmış olduğu tamamen doğru bir iştir yani. Bence gecikmiş bir karardı. Açıldı, iyi oldu. Türk milleti için bence son bir oldu orası. Aslında bu konu abartılması gereken bir konu değil çünkü ya sonuçta bizim orası, bizim topraklarımızın ister müze olur, ister ibadethane olur, ister kilise olur. Ya bu biraz tabiri caizse bir şey yarışı ama şimdi onu söylemeyeyim. Abartmaya gerek yok bence. Yani gündem değiştirmek olarak düşünüyorum bunu. Bence çok güzel oldu yani. Kiliselerden bile ezan sesleri çıkacak artık. Bence kültürler bir mirasımızın yok edilmesi olarak düşünüyorum. Bir müze olarak daha iyi bir hizmet ederdi ülkemize. Ama şu an cami olması biraz üzücü tabii. Olabilir. Yani bence de hani işin amacından sapıp biraz daha siyaset boyutuna yöneldiğini düşünüyorum ben de. Ve bu kültürel yozlaşmanın da bir adımı olarak görüyorum. Yani olumsuz hani bu çevrilmesi yönündeki görüşlerim. Yani bence güzel oldu açılması. Yani cami olması daha iyi oldu. Müze olmasından daha iyi sonuçta yani. İyi düşünmüyorum. Ayasofya eski hali daha iyiydi. En azından gidiyorduk, geziyorduk içerisini. Bazı şeyler öğreniyorduk, bilgi alıyorduk. Şimdi yatkak, her yerde yatkak var çok şükür. İbadet yapacak insan her yerde yapar, doğru mu? Şimdi gerek var mıydı buna? Bence yok. Onun için ben tavsiye etmiyorum. Edilmiş zaten, hayırlı olsun vatana millete diyorum. Yapılması gereken zaten her şeyini Cumhurbaşkanımız yapıyor. Siz gençler de sağ olsun destek çıkıyorsunuz bunlara. Biz de destek çıkacağız her zaman. İstanbul fethedildiğinden belli veyahut da daha önce hiçbir zaman değişik düşüncelere veyahut da ibadetlere zulüm eden bir toplum değiliz. Gecikmiş bir durum diye düşünüyorum. Yıllar önce yapılması gereken hakların yerine geldiğini düşünüyorum. Ne diyeyim? Bu bir zulümdür ya. Bu hani diyorlar ya sürekli demokrasi bilmem özgürlük. Bu da bizim özgürlüğümüz. Açılsın abi, güzel olur. Hani en azından ibadet yerlerimiz çoğalır.
Yani abi müzeler artık eskisi kadar değer kazanmıyor ama bizim şu anda ibadete ihtiyacımız var. Hele ki şu koronavirüs nedeniyle yani Allah'a daha fazla bağlanmamız lazım. Allah'ın yerlerinin daha çok olması lazım abi. Açılması gerekiyor yani. Türkiye'de olan bir şey. Bunlar dış ülkelerin karışması da suç. Hatta şöyle bir düşüncem var. Avrupa ülkelerinde o kadar camileri yıkılırken, Osmanlı'dan kalan camileri yıkılırken neden bizim ülkemizdeki kiliseler yıkılmıyor ve Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkıyorlar? Bu saçma bir şey bence. Biz bağımsız bir ülke olduğumuz için hiçbir şekilde kimseye bir hesap vermek zorunda değiliz. Yani cami de yapabiliriz, yıkabiliriz de. Yani bunda dış ülkelerin bir şey demeye hakkı yok. Diğer Avrupa ülkelerinde veya başka ülkelerde yıkılan tarihi Osmanlı camilerine biz hiçbir tepki göstermiyoruz. Yani onların da buna saygı duyarak bize bir tepki göstermeleri gerekmez. Bence Ayasofya'nın açılması gayet normal bir şey. Çünkü biz Türk millet olarak Müslüman bir toplumuz. Camilerde de zaten hani biz de olsa gençler de olsa herkesin namaz kılması gerekiyor dinimizce. O yüzden de yani Ayasofya'nın açılması iyi oldu. Şöyle bir örnek verebilirim. Hani dış bir kale düşünün. Bir kaleyi mesela dıştan ne kadar uğraşsanız da zor bir şekilde yıkarsınız. Lakin içeride bir adamınız olduğu sürece kale çabuk yıkılır. O yüzden de dış devletler yani dış ülkeler Türkiye'yi dininden uzaklaştırmaya, bizim gibi gençleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Atıyorum giyiniş olarak olsun, gençlerin takıldığı ortam olarak olsun. Yani o yüzden Ayasofya'nın açılması iyi bir şey. Hem müze olarak gençlerin de ilgisini çeker. Bu yüzden de daha dinimize bağlı bir şekilde yaşamamıza da sebep olur diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir şey. Bence iyi oldu. Yani açanlara da teşekkür ediyoruz. Aslında şimdiye kadar geç kaldılar yani. Madem ki Türkiye'mizin içinde bizim de eski eserimiz açık olması lazımdı şimdiye kadar. Buna başka devletlerin müdahale etmesi hiç yani olumsuz yani. Boş yere müdahale ederler. Biz başka memleketlerin şeylerine karışıyor muyuz? Hayır, karışmıyoruz. Onlar da bizim iç işlerimize karışmasınlar. Ne yaparsa yapar Türkiye. İsterse yani cami yapar, isterse başka şekilde getirir. Ama özelliği camidir tabii. Madem ki minareler yan taraflarında 4 tane dikmişler, güzel bir eserdir. Aslında yapıldığında çok memnun olduk, sevindik bile. Açılması iyi oldu. Zaten camiydi. Eski haline dönmüş oldu. Bence olumlu bir karar. Hoş karşıladık işin aslı. Olumsuz bir düşüncemiz yok. Sadece en önemlisi de şudur. Türkiye üzerinde bulunan bir ibadethane hakkında UNESCO'nun veya dünyadaki başka bir ülkenin veya kurumun herhangi bir karar vermesi söz konusu olamaz. Türkiye'nin egemenliğindedir. Ecdadımızın da bize emanetidir. Olumlu olmuştur. Düşüncemiz olumludur. Yalnız Türkiye'deki bütün olumsuzlukların önünü kapatacak bir gelişme de değildir. Diğer olumsuzlukları da görüp sadece Ayasofya açıldı diye bazı şeyleri şaha kaldırmamak lazım. Olumlu bir gelişme, olumlu karşılıyoruz. Müzik.